Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde eş sesli, sesteş kelimeleri işleyeceğiz. Eş sesli kelimelerin ne anlama geldiğine bakalım. Çocuklar, yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denir. Çocuklar, konunun anlaşılması için örneklerimizi hep birlikte inceleyelim. İlk kelimemize bakıyoruz. Gül kelimesi. Gül kelimesinin iki anlamı vardır. Birinci anlamı çiçek anlamındaki gül. İkinci anlamı ise tebessüm etmek, gülümsemek anlamındaki gül kelimesi. Gül kelimesiyle ilgili cümle kuralım. Görseldeki gülün rengi kırmızı. Şimdi ise gülmek anlamındaki gül kelimesini kullanalım. Sınıftaki bütün öğrenciler öğretmene güldü. Diğer kelimemize geldik. Yüz kelimesi. Yüz kelimesinin üç anlamı vardır. İlk anlamına bakalım. Yüz, sayı anlamındaki yüz. Sınavdan 100 puan aldım. İkinci anlamına bakalım. Yüzmek anlamındaki yüz kelimesi. Yaz tatilinde denizde doya doya yüzdü. Üçüncü anlamına bakalım. Yüz surat anlamında kullanılmış. Bebeğin yüzü çok masum görünüyor. Diğer örneklerimize bakalım. Çay kelimesi. Çay kelimesinin ilk anlamı hepimizin evde içtiği sıcak içecek. Çay kelimesinin diğer anlamı ise nehirlerden küçük akarsu anlamında. Cümle kuralım. Sabah kahvaltısında sıcacık çay içtim. Şimdi ise diğer anlamıyla kullanalım. Çaydan çıkan sesler hepimizi huzurla kaplıyor. Yaz kelimesine bakalım. Yaz kelimesinin ilk anlamı yazmak. Sınıftaki öğrenciler ders boyunca yazı yazdı. Şimdi ise diğer anlamına bakalım. Mevsim anlamında kullanılan yaz. Yaz mevsiminde bütün öğrenciler doyasıya eğlenir. At kelimesini hep birlikte inceleyelim. İlk anlamı hayvan adı olan attır. Diğer anlamı ise fırlatmak anlamında kullanılan at kelimesidir. Hadi hep birlikte cümle kuralım. Atları gördünüz mü? Ne kadar hızlı koşuyorlar. Yerdeki çöpleri lütfen çöp kutusuna at. Bin kelimesine geldik. Bin kelimesinin de iki anlamı vardır. Biri binmek anlamındaki bin kelimesi. Diğeri ise sayı anlamında kullanılan bin kelimesidir. Yaş kelimesinin anlamlarına bakalım. Birinci anlamı ıslak anlamında kullanılıyor. Diğer anlamı ise bir insanın kaç yıldır dünyada olduğunu gösteren rakam. Islak anlamıyla ilgili cümle kuralım. Tişörtün hala yaş. Lütfen kurumasını bekle. Diğer anlamıyla ilgili cümle kuralım. Ben 10 yaşındayım. Annem 35 yaşında. Ananem ise 65 yaşında. Diğer örneğimize geldik. düş kelimesi. Düş kelimesinin de iki anlamı vardır. Birinci anlamı görselde görüldüğü gibi düşüp kaymak anlamında. Düşün diğer anlamı ise rüya demektir çocuklar. Bağ kelimesini hep birlikte inceleyelim. Bağ kelimesinin ilk anlamı bostan, bahçe anlamındaki bağdır. İkinci anlamı ise düğüm demektir. Kaz kelimesini inceleyelim. Kaz kelimesinin ilk anlamı ördeğe benzeyen bir tür kuştur. İkinci anlamı ise toprağı veya yeri eşmek, kazmak anlamındadır. Çil kelimesini inceleyelim. Birinci anlamı çoğunlukla yüzde oluşan kahverengi küçük beneklerdir. İkinci anlamı ise orman tavukgillerinden eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş türüdür. Örnek cümleler kuralım. Yüzündeki çiller onu herkesten farklı kılıyordu. Diğer anlamıyla ilgili cümle kuralım. Hayatında ilk defa çil kuşu görmesi onu çok heyecanlandırdı. Diz kelimesine bakalım. Diz kelimesi de eş sesli bir kelimedir. İlk anlamı bacağın ortasındaki bölüm. Her gelişinde dizlerinden şikayet ederdi. İkinci anlamındaki diz ise bir şeyleri dizmek anlamındadır. Çocuk boncuk tanelerini ipe özenle dizdi. İn kelimesine bakalım şimdi de. İn kelimesi de eş sesli bir kelimedir. İki anlamı vardır. Birinci anlamı aşağıya doğru inmek. İkinci anlamı ise mağara demektir merdivenlerden hızlı bir şekilde aşağıya indi. İkinci anlamıyla ilgili cümle kuralım. Çocuklar dinozorların inlerde yaşadıklarını düşünüyorlardı. Şiş kelimesini inceleyelim. İlk anlamı örgü örmeye yarayan çubuklardır büyük annem kullandığı şişler sayesinde bana çetikler ördü. Şiş kelimesinin diğer anlamı ise şişmek anlamındadır. Çocuk o kadar çok yemek yemişti ki bir anda şiştiğini hissetti. Saç kelimesine bakalım şimdi de. Saç kelimesi de eş sesli bir kelimedir. Saç kelimesinin de iki anlamı vardır. Birinci anlamı Baş derisini kaplayan kıllar. Erkeklerin saçı kısa, kızların saçı genelde uzun olur. Diğer anlamı ise saçmak anlamında kullanılıyor. Bir şeyi ortalığa dağıtmak, dökmek anlamında. Çocuk bütün oyuncakları ortalığa saçmıştı. Kır kelimesine bakalım. Kır kelimesinin üç anlamı vardır. Birinci anlamı görselde görmüş olduğunuz gibi şehrin dışındaki dağ bayır. İnsan arada kırlara, bayırlara kaçıp gitmeli. İkinci anlamı parçalamak, bozmak anlamındadır. Maç çok zorluymuş. Adamın ayağı kırılmış. Üçüncü anlamı beyaz renk anlamındadır. Büyük annemin saçları kırlaşmaya başladı. Atlet sözcüğü eş sesli bir sözcüktür. Yani sesleş anlamı vardır. Atlet sözcüğünün bir anlamı sporda koşuculuk yapan kişinin mesleğine verilen attır. Atlet sözcüğünün diğer anlamı ise bir çeşit iç çamaşırıdır. Genelde annelerimiz terleyip üşümeyelim diye atlet giymemizi isterler. Kara kelimesi de eş sesli bir kelimedir. İlk anlamı renk olarak kullanılır. Siyah demektir. İkinci anlamı ise toprak yani yer anlamında kullanılır. Cümle kuralım. Kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanılır. Diğer anlamıyla ilgili cümle kuracak olursak, karaya vuran balıkları görünce ağlamaya başladı. Bu dersimizde eş sesli kelimeleri işledik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.